Bugün maç öncesindeki röportajda şunu söylemiştim. Özellikle rakibimizin kaybetmesinden sonra, puan kaybetmesinden sonra yani dünkü Göztepe maçı aslında oyuncularımızın moralini, motivasyonunu böyle çok olumlu şekilde etkilemişti. Ki bugün taraftarın coşkusuna baktığımız zaman onların da gerçekten üst düzey bir motivasyonla buraya geldiklerini gördük. Rakibe 1-0 yenildikten sonra burada tabii oyunu değerlendirmek, şunu yaptık, bunu yaptık, bu kadar pozisyona girdik demek de çok bana doğru gelmiyor. Ama iyi başladığımız bir oyunda, işte direğe vurup dışarı çıkan, sonrasında da yine David'in çok net bir pozisyonu, Berisse'nin pozisyonu. Şöyle bir baktığımız zaman aslında çok da iyi oynayamadığımız, çok da organize olamadığımız bir maçta nereden baksanız 6 tane çok net yani hani böyle su götürmeyen pozisyon maalesef olmadı tabii. Yani bu artık bizim şanssızlığımız diyelim. Ama gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmaması, hani beceriksizlik de vardı ama beceriksizlik kadar şanssızlık da var. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sonuçta tabii kaybettik. Yani bundan sonraki sürece tabii belki 3 puan daha artıyla devam edebilirdik ama yani bu şekilde tabii kaybetmek biraz üzüntü verdi bize. Az önce ifade ettiniz. Hani ilk 11'de bu kadar büyük bir revizyona gerek var mıydı? Yani rotasyona gerek var mıydı bu maç öncesi? 5 oyuncu Yusuf cezalıydı ama bekler bir anda değişti. Orta saha aynı şekilde. Birinci sorun bu. İkinci sorun da taraftarın coşkusu futbolcularda yoktu ve ilk kez tepki aldınız. Hem futbolda. Bu iki konuyu değerlendirmek evet. Yani futbolda iyi gittiğiniz zaman nasıl övgü varsa kötü gittiğinizde de eleştiri gayet doğaldır. Bundan yaklaşık 3 hafta önce burada biz çok güzel bir Eyüpspor maçı oynadık biliyorsunuz. Yani o maç futbol kalitesi açısından, futbol pozisyon üretkenliği açısından, mücadele açısından ben yanlış bilmiyorsam herkesi mutlu etti. Öyle değil mi? Yani memnun olmayanlar da olabilir. Tabii sadece birkaç hafta sonra oradan buraya gelmek, yani o noktadan buraya gelmek hakikaten bence bir futbol şanssızlığıdır. Yani bunu futbolun doğrularıyla, gerçekleriyle çok açıklayamayız bence. Ama bu takım maalesef bu süreci yaşıyor. Yani bu yeni gelenlerin adaptasyon sürecini yaşıyor. Dolayısıyla yani tepkiler olabilir. Taraftar kendi duygularını çok içten bir şekilde dile getirebilir. O onların düşüncesi ve beklentisidir. Dolayısıyla yani kimseye şu anda bir şey söyleyecek halimiz yok. Niye öyle dediler, niye öyle bağırdılar diye bir şey söyleyecek durumumuz yok yani açıkçası. Avrupa'da çalıştım. Geçen sene ve bu sene başı UEFA Kupası'nda tur atladık. Makedonya tarihine geçtik falan. Tabii biraz ayrılmıştık buralardan bir sene kadar. Sonra geriye dönüşte bazı şeyleri tekrar oluşturmamız lazım. Urfa bizi geçmişten kalan başarılarla tabii ki seviyor. Çok destek görüyorum ben halktan. Ve onlarla da bütünleşmekten mutluyum. Ama tabii ki ben başarmadım bunu. Yani ben maç konuşmasında da söyledim. Yani insana Allah isteme duygusunu veriyor. Siz isterseniz karşılığını da veriyor. Yani maçı istemek demek, koşmak demek, kademeye girmek demek, şut atmak demek. Yani bir şeyi nasıl elde etmek istersiniz? Gidersin, nişanlanırsın birininle evleneceksen. Yani futbolda böyle bir şey. İstemezseniz bir şeyler değişmez. Çocuklar kendileri değişim istiyor. Bana da o enerjiyi veriyorlar. Beraber bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Yani takım, bireysellerin dışında bir takım oluşturmak lazım. Çünkü çok eksiklerimiz var. Ama bu oluşunca da yani şimdi burada biz kazandık diye yani haklı taraf kendimi hissetmiyorum zaten. Biliyorsunuz galibiyetlerden sonra daha mütevazı olmak lazım. Ben Kocaelispor'u bugününü gördüğüm için çok mutluyum. 10 gün elektrikleri kesik gördüm ben. Yani çocuklar camide elektrik şey yapıyordu, akbil yüklüyorduk ki çocuklar idmana gelsin. Bu muhteşem stadı yapanlar taraftarıyla beraber kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun.
Hepsine teşekkür ediyorum. Hani maç bir gün kazanırsın, bir gün kaybedersin. Ahmet, kazandıkça ligde kalırsın. Kazanamazsan puan muan hepsi hikaye. Tabii zorlu bir maçtı. Kocaelispor geçiş hücumlarında etkili bir takım. Ama savunmaya geçişlerde de sıkıntı yaşayabilen bir takım. Biz hafta boyunca bunu biraz irdelemeye çalıştık. O geçiş hücumlarında doğruları yapmaya çalıştık. Hani bu kazandığınız zaman doğrular yerine gelmiş oluyor. Kaybetseydik biz bunları yapamamış olacaktık. Yani bugün öyle görmek lazım. Yani biz %100 bu maçı hak ettik. Yani öyle de değil yani. Maç ortada. Biraz stresliydi de Kocaelispor. Normal olarak son haftadan gelen bir stresi vardı. O stres onlarda daha baskın oldu. Biz en azından stresimizi attık. Yani öyle görmek lazım maçı.